Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2024 videosuyla yine sizlerle birlikte bildiğiniz üzere Futbol Manager 2024 ile ilgili geçtiğimiz hafta 12 Eylül'de bir dizi açıklamalar yapılmıştı. Burada neyi öğrenmiştik? Oyunun çıkış tarihini 6 Kasım'da çıkacağını söylemişlerdi. Fiyatını ve yeni özelliklerin ne zaman duyurulacağına dair bir blok yayınlanmıştı. Bu bloğun üstünde de bir şema göstermişlerdi bize. Bu şemada... 18 Eylül'de bazı özellikleri açıklayacaklarını anlatmışlardı. Bugün bize bir takım özellikler geldi. 6. video 6 videonun ilki olan daha akıllıca transferler ve kadro oluşturma ve finans şeklinde bir blok karşımızda. Detaylı olarak buna bakacağız sizlerle birlikte. Video detaylarına geçmeden evvel şimdi hemen videoyu bir durdurup aşağıdan beğen tuşuna basarıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen diyelim ve videomuza devam edelim. Şimdi daha akıllıca transferler kadro oluşturma ve finans olarak bize bir başlık gelmiş. Bu başlıkta da işte transfer özellikleri vesaireler var diye tahmin ediyoruz. Şimdi ben bu bloğu bir okudum sizlerle birlikte. sizden önce sizlerle birlikte bir kere daha okuyorum. Gerçek futbol dünyasında gelişmeleri yansıtmaya devam etmemiz Futbol Manager 2004 serinin şimdiye kadar en eksik sürümü haline getiriyor demiş. Bazen kelimeleri yutuyorum. Yoğun olarak çalıştığımız ve bunu güçlü bir şekilde yansıtan iki alan Transfer ve finans demiş. Transferlerde bildiğiniz üzere Futbol Manager 2023 özelinde aslında en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi Akıllıca transfer bütçelerinin olmaması ve oyunculara çok ütopik paralar istenmesi veya elinizdeki oyunculara çok saçma sapan teklifler gelmesi. Yani mesela 15 milyon euroluk bir oyuncuya bir takım gelip 3.8 milyon euro teklif edebiliyordu ve bu sizi gerçekten çileden çıkarıyordu. Transferler cephesinde yapay zeka yöneticilerinin karar verme ve takım seçme yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmiş futbol menajeri yani diyor ki yapay zeka yöneticileri yani yapay zeka dediği karşı takım. Karşı takımları yöneten diğer takımları yöneten bilgisayar takımlarını yöneten yapay zeka geliştirdiklerini söylüyorlar. Bunu nasıl yaptıklarını şimdi anlatacaklar. Ayrıca oyun dünyanızın gerçek hayattaki transfer piyasasının mevcut eğilimlerini daha iyi yansıttığını göreceksiniz. Ne mesela burada? Suudi Arabistan Ligi yine e, yıldız oyuncuları transfer etmeye devam edebilir. Türkiye'ye daha e, 30 yaş geçmiş e, yabancılara yönelilebilir. İşte böyle bazı özellikler gelebilir diyorlar. Yine de daha akıllı hale getirilen sadece transferler değil. Ayrıca her kariyerde daha fazla dinamizm ve değişkenlik olmasını sağlamak için oyun için finansal sistemi de geliştirmek üzerine baya büyük çaba sarf etmişler. Şimdi burada başlığı açıklıyor bize. Daha fazla transfer savaşına hazır olun. Global transfer piyasası sürekli gelişiyor ve en son transfer dönemi birçok açıdan eşi benzeri görülmemiş bir dönemdi. Yani bu Suudilerin dönemi işte diğer takımların yaptığı transferler falan. İlk olarak rakiplerinizin oyuncu satın alma ve satma yöntemlerinde net bir kimlikte yankı bulmasını sağlamak için transfer piyasası transfer piyasası karar verme süreçlerini iyileştirmek üzerine arka planda birçok çalışma yaptık. Yani gerçekten bok gibi çeviri ya. Bok gibi çeviri. Kim çevirdiyse Türkçe'ye gerçekten yazık. Yani bu kadar kötü anlamsız bir cümleler e, yüklemsiz cümleler üst üste gelemezdi. Neyse. Günün konusu FM24 için daha akıllıca rakip transferler, yapay zeka yöneticileri artık form ve itibar gibi faktörleri her zamankinden daha çok dikkate alacak şekilde programlandı. Yani gidip 6.80'le oynayan bir oyuncuya e, dünya para vermeyecekler artık biraz ortalama yeteneğine de ortalama puanına da bakacaklar. Yapay zeka oyuncuları yerleşik bir ilk takım oyuncusuna yedek rotasyon seçeneklerini ararken bir oyuncunun mevcut yeteneği yerine potansiyel yeteneğine de daha fazla od odaklanacak diyor. Yani burada ne oluyor arkadaşlar? Geleceğe yönelik bir transfer yapmak istiyor takım. Örnek veriyorum sizin takımınızda Emin Bayram var. Emin Bayramı Takımlar transfer gözlemlemesi yaparken aslında futbol manager 2023'te olanı anlatıyorum. Takımlar bu transferleri gözlemlerken Emin Bayram'ın mevcut yeteneğine bakıyorlardı o da 105 civarında falan olması lazım ama Emin Bayram'ın potansiyeli 140. Yani takımlar geleceğe yönelik transferler yaparken Emin Bayram'ın potansiyel yeteneğinden e, feyz alacak ve bunun doğrultusunda transfer yapacaklar. Yapay zeka menajerleri artık kadrolardaki dengesizlikleri daha iyi fark edebilecek oyuncuları seçerken taktik tarzlarını da çok daha fazla dikkat alacaklar özünde bu kadrodaki özellik boşluklarını doldurmaya çalışacakları anlamına geliyor yani mesela bir takım görüyordunuz Türkiye Ligi'nde çokça karşılaşılan bir durum takım yapısı Süper Lig takımı ama kalecisinin yetenek puanına bir bakıyoruz 65-70 yani Süper Lig'de bu seviyede bir kalecinin olması mümkün değil enteresan onun dışında e, dolayısıyla Gegenpress yaklaşımını kullanan bir menajer kadrosunda böyle bir oyuncunun eksik olduğunu tespit ederse özellikle dayanıklılık ve çalışkanlık özellikleri yüksek orta saha oyuncular arayacaktır. Yani burada e, bir yapay zeka geliştirdiklerini anlatmaya çalışmışlar. Bu gelişmiş mantık ve giden transferler içinde geçerli. Yapay zeka kulüpleri artık genç oyuncuların kiralanması konusunda çok daha dikkatli ve bağlamsal kararlar veriyor. Eğer bir oyuncunun fiziksel açıdan eksik olduğu hissedilirse kulüp oyuncunun gelişimini bu yönünü ile geliştirmek için daha fazla fiziksel bir takıma veya fiziksel bir lige yollaması muhtemel İtalya ligine işte efendime söyleyeyim Fransa ligine gibi yolluyorsun kiralık. Sonuç olarak bu değişik paketi rakiplerinizin daha bilinçli reaktif kadro kadro oluşturma kararlarını vereceği anlamına geliyor. Bu transfer piyasasında daha fazla rekabetle karşılaşacağımız ve rakiplerinizin hata yaptığında daha otantik ve gerçekçi olacağını söylemiş bizlere. Oyuncu gelişimine yönelik varyasyonlar diyor. Rakip menajerlerin değişen transfer kararlarını tamamlamak için rakiplerinizin maç günü kadrolarını seçme yöntemlerinde bazı iyileştirmeler var diyor. Yani transfer kararlarını tamamlamak için anlamsız bir cümle yine. Daha önce yapay zeka takımlarının genç yetenekle ilk takıma seçilme olasılığı çok düşüktü. Çünkü mevcut yetenek puanları düşük. Şimdi bu yeteneklerin yedek kulübesinde olma olasılığı daha fazla yani gerçeğe daha yaklaştırdıklarını anlatıyorlar. Mesela nasıl Arda Güler geçen sene oyuna sonradan sık, sık sık, dahil oldu. Onun gibi olabileceğini söylüyorlar. Böyle olabilir diyor. Başka bir yerde oyuncu gelişiminde de birkaç değişiklik yaptık. Bazıları potansiyel tamamlarında daha erken ulaşmadan önce gençlik yıllarında hızlandırılmış bir şekilde gelişme görecektir. Yani diyor ki arkadaşlar bir oyuncunun 150 potansiyeli var. Bu 120 ile 140 arasını çok hızlı gider ama 140'tan 150'ye çok yavaş gidebilir. Böyle oyuncular olabilir diyor. Geç gelişenler ya da tipik olarak kabul edilenden biraz daha geç bir tarihe kadar atılım yapamayan oyuncuları tanımak için yeni bir sistem getirildi. Yani şu özelliği ortadan kaldırmışlar arkadaşlar. 23 yaşından sonra oyuncu gelişmemişse gelişmez alınmaz şeklinde bir yapıyı kaldırmaya çalışmışlar. Biraz daha interaktiflik katmaya çalışmışlar. Onun dışında burada ne demiş? Transferlerle ilgili düzelttiğimiz bir diğer husus. Oyun içi transfer geçmişleridir falan filan görüntüyü üzerine. Hesapları dengede tutmak burası önemli arkadaşlar. Bu transfer piyasası değişikliklerine bağlı olarak Futbol Manager 2024'ün finansal sisteminde de modern futbol işleyişini daha iyi yansıtacak çeşitli geliştirmeler yaptık diyor. Sezon boyunca gelir ve giderinize daha fazla açıklık getirmek için oyuna bir dizi haber ekledik ve mevcut olanları geliştirdik. Ayrıca ihtiyaç duyduğunuzda önemli finansal bilgilerin daha net bir şekilde ortaya çıkacağını fark edeceksiniz. Mevcut fonlarınız fazla harcadığınız bazı durumlarda negatif transfer bütçeleri eklendiğini fark edeceksiniz. Kırmızıya düşerseniz yeni gelir elde etmek için oyuncu satmanız veya transfer etmeniz gerektiğini bildiren bir gelen kutusu mesajı alırsınız. Her ikisi içinde örnekler ve aday gelen kutusu övesine dahil edilmiştir. Ayrıca tekrar pozitif bir bütçeye sahip olmadan önce ne kadar parayı telafi etmeniz göster gösteren bir e, ekranda bulunuyormuş. E, eğer ki bu süreçte bu parayı toplayamazsanız e, belirlenen süreçte yönetim el koyuyor. Siz bu para bu, bu para açığını kapatana kadar e, sizin yerinize takımdan oyuncu satıyor ve e, yapmaya çalıştığınız bütün her şeyi bozuyorlar. Finansal finansal fair play'in devam edeceğini anlatmışlar. E, burada önemli noktalardan bir tanesi e zaten devredileceğini söylüyor. Yeni ve dinamik gelir akışı olmuş. Değişiklik yaptığımız yerler sadece harcamalar değil. Artık kulübünüzün elde ettiği gelir de, gelir de daha fazla dalgalanma var ve böylece her kariyerde daha fazla dinamizm ve entrika yaratılıyor. Nitekim şimdi sabit uzunluktaki TV anlaşmalarını da dahil ettiğimizi göreceksiniz. Bunları gösteren haber bu açılıyor mu? B büyümüyor yani. Neden büyümüyor ki? Onun dışında anlaşmalar göreceksiniz. Başka bir yerde federasyondan kaynak yardım hakkında bağlamsal bilgi sağlayan yeni haber mesajları bilet fiyatlarınızın ve sponsorluklarınızın terfi etme etmenize veya küme düşmenize bağlı olarak nasıl değiştiğine dair ayrıntılar var yani dinamik bir sponsorluk gelir anlaşması kulüp gelirleri yapmışlar normal şartlarda yıllarca Galatasaray'ı yönetin hep aynı gelirler gelirlerin artması çok olası değil sponsorlukların artması çok olası değil sponsorluklara bir dokunuş yapmışlar burada bu daha fazla bilgi ve finansın oyun içine nasıl işlediğine dair niteliği arttı, netliği arttırmak için tasarlanmıştır. Finans menüsünde artık daha az para genel ve diğer olarak tanımlanacak ki gelecekteki transferler için taahhüt edilen harcama hesaplamaları iyileştirildi. Ayrıca kredi, geliri ve giderleri artık daimi anlaşma gelir ve giderlerinden ayrı olarak listelenmektedir. Krediyi ve diğer gelir yapılarına ayırmışlar burada. Alt liglerdeki kulüpler artık sezon sonunda değil terfi noktasında profesyonel olacaklar. Bu da çok önemli bir noktaydı çünkü e, amatör ligden yukarı çıkarttığınız bir takım e, sezon sonunda profesyonel olduğunda yarı profesyoneldeki e, sözleşmesine göre profesyonel oyuncuları transfer edemiyordu ve sezonu çok handikaplı başlıyordu. Güzel bir gelişme olmuş. Şimdiye kadar ki en akıllı pazarımız yapay zeka kadro oluşturma ve finans sisteminde yapılan geliştirmeler FM 24'ün sürekliliğinin önemli ölçüde arttırarak her kariyerde daha fazla çeşitlilik ve dinamizm rekabet katıyormuş. Önümüzdeki haftalarda yeni bir aracı rolü ve oyuncuların elden çıkarmamıza nasıl yardımcı olacaklarını, oyuncular için hedeflerin tanımını, maç motorundaki değişiklikler ve yenilenen duran top dahil olmak üzere e, bu yılın diğer özellikleri hakkında bilgi edineceksiniz. Şimdilik durum böyle. Yani bugün arkadaşlar özetle bize neler anlattılar. E, transfer Yapısında değişiklikler olacak. Yapay zekanın oyuncu transfer sistemleri farklılaşacak. Bununla birlikte e, finansal olarak da bazı düzenlemeler yapılmış. E, finansal olarak biraz daha oyunu e, zor hale getiriyorlar. Ve tahmin edilmesi zor bir yapıda ilerleyeceğini söylüyorlar. Tabi bunlar hep hikayede de kalabilir. Yeni özellikler bazen çünkü işlemiyor. E, durum bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki özellik açıklanmasında ne olacak? Başka bir dahaki özellik açıklaması. Aracıların oyuncuların elden çıkarılması özellikler. Burada neler eklediklerini açıkçası ben de merak ediyorum. Bu özel bir nokta. 18 Eylül'de açıklayacaklardı ama bugün açıklanmadı. Açıklananların arasında sadece bu var. Transfer bütçesi ve benzer noktalar aslında çok fazla e, görünürde bir şey yok. Yapay zeka tarafında geliştirmeler olduğunu söylüyorlar. Şu an için durum bu şekilde arkadaşlar. E, videonun sonuna geleyim burada. Çok da uzatmayayım. Football Manager 2024 ön siparişte %10 indirimli şu an için 809 TL'ye oyunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, siz de eğer istiyorsanız şu an için çok uygun bir fiyat aslında dolar bazına bakıldığında oyunu erken siparişte verebilirsiniz beta sürümünde oynamak için. Evet dostlar videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarak destek olmayı, ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.